meyil ve rağbetim sanadır. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Aklın en çok helak olduğu yerler tamahların parlaklığı altındadır. Cahillerin aklı tamahların ve arzuların aldatıcılığı anında aldanır ve insanların akılları imtihan edilir. Akılların zayi oluşu fazlalıkları aramadadır. Günahlardan sakınmakla tamaha karşı savaşa girişin. Hazreti Ali yine şöyle buyurdu. Tamahın azlığı bile birçok sakınmayı zayi eder. Her kim tamaha sarılırsa günahlardan sakınmayı kaybeder. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Tamahın dört dalı vardır. Sevinç, nazlanma, inatçılık ve çoğu istemek. Sevinç, aziz ve celil olan Allah nezdinde mekruhtur. Nazlanma, tekebbürdür. İnatçılık, insanı günahın tuzaklarına sürükleyen beladır. Fazlalık istemek ise bir oyun, meşguliyet ve aşağılık şeyleri daha iyi şeylerin yerine geçirmektir. Övülen tamah hakkında Allah'ın kitabında şöyle buyurulur. Rablerini överek yüceltenler, vücutlarını yataklardan uzak tutup korkarak ve tamah ederek Rablerine yalvaranlar ve verdiğimiz rızıklardan infak edenler inanır. İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam bir duasında şöyle buyurdu. Günahlarıma bakınca dehşete kapılıyorum. Senin bağışına bakınca da tamaha kapılıyorum. İmam Seccad Aleyhisselam hakeza yine şöyle buyurdu. Ey Allah'ım! Eskiden beri sana olan ümidim sebebiyle ve sende var olan büyük tamahım nedeniyle ve kendine farz kıldığın yumuşaklık, merhamet ve rahmet sebebiyle senden diliyorum. İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam bir başka duasında şöyle buyurdu. Ey efendim! Meyil ve rağbetim sanadır. Korkum sendendir. Senden ümitliyim. Ümidim beni sana sevk etmiştir. Yine bir başka duasında buyurdu ki, Ey efendim! İhsanına ve iyiliğine olan zannımı yalanlama. Zira sen benim güvendiğim ve itimat ettiğimsin. Kur'an'da şöyle buyurulur. Ey Ehl-i Beyt! Allah ancak sizden her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister. Bir başka ayette şöyle buyuruldu. Hani melekler şöyle demişti. Ey Meryem! Allah seni seçip temizledi. Alemlerin kadınlarından seni tercih etti. Bir ayette de mallarının bir kısmını kendilerini temizleyip arıtacak sadaka olarak al, onlara dua et. Senin duan onlar için bir huzurdur. Allah işitir ve bilir buyurulmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam peygamberlerin vasfı hakkında şöyle buyurdu. Onlar yüce sürüplerden temiz kılınmış rahimlere aktarılmıştır. Hakeza İmam Ali Aleyhisselam Hazreti Peygamber'in vasfı hakkında şöyle buyurdu. Ahlak bakımından temizlerin en temiz kılınmışıydı. Cömertlik bakımından ise kendisinden hayır umulanların en cömertiydi. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Öyleyse tertemiz olan peygamberine uy. Çünkü onda uyacak kimse için güzel örnekler, yaslanacak kişiye yaslanacak yerler vardır.